Evet arkadaşlar, bugün güzel bir mantı tarifi vereceğim size. Trakya'nın meşhur tepsi mantısını yapacağım arkadaşlar. Kıymam var. Soğanlarımı soydum. Suya koydum arkadaşlar. Yıkıyorum. Güzelce doğrayacağım. Kavuracağım kıymayla. Karabiberini vereceğim. Sonra hamurunu tutacağım arkadaşlar. Şahane bir mantı tarifi. Soğanlarımı doğradım. Sıvı yağ veriyorum arkadaşlar. Soğanları kavrulmaya başladı arkadaşlar. Devamlı karıştıracağız altı tutması. Soğanlar kavruldukça azalıyor arkadaşlar. Tava hemen hemen doluydu. Kavurmaya devam. Soğanlarım şahane bir şekilde kavruluyor ve iyice azaldı. Tuzunu da verelim arkadaşlar. Şöyle iki kaşık şeker kaşığıyla tuz veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kıymayı da verdim. Kıymayla birlikte kavurmaya devam ediyorum soğanlarımı. Mantı içim arkadaşlar, kıymasıyla da şöyle güzel bir kavruldu. Yarım kaşık karabiber veriyorum arkadaşlar. Karabiber güzel gider. Ama bana bu fazla geldi. Yani çeyreğe, şeker kaşığının çeyreğine koyduk arkadaşlar. Geri kalanını koyuyorum. Bir çay kaşığı diyelim arkadaşlar. Doldurmadan. Mantımın içi hazır arkadaşlar. Soğanla kıyma kavruldu. Karabiberini verdim. Burada da hamurunu tutacağım arkadaşlar. 5-6 bardak buraya su koydum. Ilık su arkadaşlar. Şöyle bir kaşık da tuz yemek kaşığıyla. Sert bir hamur tutacağız arkadaşlar. Yumuşak hamur değil, sert hamurumuz olması gerekiyor. Karıştırdık. Ununu veriyorum arkadaşlar. Maya hiçbir şey yok arkadaşlar. Tuz, su, un. Bu kadar. Sert bir hamur tutulacak. Bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Ellerimi temiz yıkadım. Hamurumu yoğurmaya. Şahane bir mantı tarifi geliyor arkadaşlar bugün sizlere. Trakya'da çok meşhurdur bu mantımız bizim. Köyde yaptığımız zaman köyde fırınlar var. Dışarıda ekmek pişirdiğimiz. Onlarda da yapıyoruz arkadaşlar. Ama böyle bir tepsi değil, 2-3 tepsi, 4 tepsi bir de kalabalık toplaşıp şahane güzelce bir mantı oluyor. Hamurumuzu yoğurmaya devam arkadaşlar. Böyle hamur cıvıkken güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra un alacağız tekrar. Tam karışsın diye böyle ekmek yaparken de, ekmek kararken de arkadaşlar cıvıkken böyle bayağı bir karıştırırız yani. Şimdi un katacağım arkadaşlar. Unumuzu kattık. Tekrar yoğurmaya devam. Evet arkadaşlar, hamuru tuttum ve böyle leğenden alıp musluğumun üstüne çıkardım. Musluğumu yıkayıp sildim. Unladım çünkü bayağı bir büyük hamur oldu. Orada da yoğurmam imkansızdı arkadaşlar. Leğen içinde. Size de tavsiye ederim. Daha güzel yoğuruluyor. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir hamur oldu arkadaşlar. Gene büyük fırın tepsisine yapacağım mantıyı.
Çoluğum çocuğum hepsi yesin arkadaşlar. Sert bir hamur olacağı için yoğuruyorum arkadaşlar. Hamurum dinlenmedi arkadaşlar. Şöyle güzel bir hamur tuttum. Hamurumu ortadan ikiye böldüm. Birini kabuklanmasın diye buraya koyuyorum arkadaşlar. Üstünü de kapatıyorum. O kenarda beklesin. O da olacak mantı. Şimdi bu hamurumu güzelce böleceğim. Açacak kadar büyüklükte. Evet, ikiye böldüğüm hamuru böyle tekrar kesiyorum. Dörde böleceğim arkadaşlar. Böyle. Onları tekrar biraz un serpip böyle yoğuruyorum. Bu şekil. Büyüklüğü öyle olacak hamurlarımız. Bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Mantı hamurumu açmaya. İlk önce merdane ile başlıyorum. Daha sonra oklavaya geçeceğim arkadaşlar. Sert bir hamur tuttuk. Biraz zorlanacağız açarken ama olsun. Olması gereken o. Hamurun sert olması arkadaşlar. Ve şu büyüklükte yaptım. Oklavamı alıyorum arkadaşlar. Hamuruma un serpiyorum. Ve başlıyorum büyütmeye artık hamurlarımı. Şahane lezzetli bir mantı arkadaşlar. Biraz uğraştırmalı tabii ki. Ama lezzetine değer. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Bunu sofrada açsak daha da büyük açacağız arkadaşlar ama tezgah üstünde yaptığım için bu büyüklükte yapıyorum hamurları. Evet, hamurumuz bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Çok da ince açmıyoruz. İnce açarsak mantıları yaparken olmuyor arkadaşlar. Şekil veremiyoruz fazla da çok ince olduğu zaman. Evet. Açtığım hamurları arkadaşlar masamı temizledim. Masamın üstüne buraya koyacağım. Ben ötekilerini açmaya devam ederken onlar biraz havalansın arkadaşlar. Daha doğrusu kendini çeksin, kurusun. Daha güzel şekil vereceğiz o zaman. Hemen böyle açtığım gibi içine kıymayı koyarsam büzmesi zor olur arkadaşlar. Biraz dinlensin yani açtığım hamurları masanın üstüne koyacağım. Evet arkadaşlar, böyle hamurumuzu masamızın üstüne koyuyoruz. Burada zaten içlerini dolduracağım mantılarımın arkadaşlar. Sakıncası yok yani buraya koymamın. Ötekilerini ben açmaya devam edeceğim. Açtığım hamurları buraya koyacağım. İkinci hamurumu açıyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Bu 6. hamurumu açıyorum. Açtığım hamurları da buraya masamın üstüne koyuyorum arkadaşlar. Böyle biraz beklediği zaman mantılarım daha güzel şekil alacak arkadaşlar. Siz de böyle yaparsınız. Açıp bir kenara koyun açtığınız hamurlar. Biraz kurusun yani. Dinlensin. Öteki tarafta ben açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu 6. hamurum. Daha sonra mantılarımı keseceğim. Hamurlarımı içlerini dolduracağım. Evet, hamurlarımı açtım. 8 tane hamur açtım arkadaşlar. Kaç tepsi çıkar artık bilmiyorum. Açtığım hamurları masanın üstüne koydum. Burada da bir tanesi. Bunların hepsini tezgahımın üstüne koyacağım. Burada masamın üstünde kesip içlerini dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mantımızın içini doldurmaya başlayacağız. Hamurumun birini aldım. Geri kalan hamurlarımı tezgahın üstüne koydum. Tepsilerimi getirdim. İç malzemem daha var arkadaşlar. Buradan kolay almak için buraya koydum kabı. Şimdi kesimini yapacağım arkadaşlar. Bununla deneyeceğim. Bununla olursa bununla yapacağım. Evet, oluyor. Şöyle kesiyorum. Sonra kare kare keseceğim arkadaşlar. Tek elle gösterirken büyük kestim. Onun için kapatıyorum. Kestikten sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet, böyle kesici aparatımızla kestik arkadaşlar. Şimdi böyle kesiyorum tekrar. Evet arkadaşlar. Böyle içlerini dolduracağız. Bu büyüklükte böyle büyük duruyor ama fazla büyük değil. Ben kesmeye devam arkadaşlar. Kesimini yaptım arkadaşlar. Şimdi iç malzemesinden koyuyoruz. Böyle alıyorum. Çay kaşığıyla dolduracağız arkadaşlar. Mantımın hamurunu kestim. İçine de malzemesini koyuyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Yalnız bunu ufak kesmişim. Bizim Trakya mantısı böyle ufak olmuyor arkadaşlar. Biraz daha büyük keseceğim bir dahaki hamurumu. Ve kapıyorum arkadaşlar. Kaparken de şimdi size göstereceğim nasıl kapattığımı. Evet arkadaşlar, hamurumuzu alıyoruz böyle. Kapatılışını da gösteriyorum size. Alttan şöyle kulak oluyor arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar bizim Trakya'nın mantısı. Böyle kapatıyoruz. Tepsiye diziyoruz arkadaşlar onları. Aynen bu şekil. Böyle yapıyorum. Daha sonra tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Tekrar bir tane daha gösteriyorum. Alttan böyle parmaklarımızı sokuyoruz arkadaşlar. Böyle düzlüyor. Evet. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Tepsiye de böyle oturtturuyoruz mantılarını. Sırayla dizeceğim. Yalnız bu hamuru ufak kestik. Bir dahakini daha büyük keseceğim arkadaşlar. Bizim Trakya mantısı öyle ufak olmuyor fazla. Tepside pişiriyoruz. Gene böyle yapıyorum arkadaşlar. Aynen. Devam ediyorum böyle. Evet arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yaparsanız mantınızı harika bir mantı yersiniz. Fırında güzelce pişireceğim. Üstüne de yenden su yapacağım arkadaşlar. Suyla da yenden tekrar pişireceğim bizim mantı. Öyle oluyor. Trakya'nın mantısı. İlk önce fırınlayacağım. Pişecek. Böyle arkadaşlar. Ufak olduğu için biraz zorlanıyorum. Bir dahaki hamuru daha büyük keseceğim. Daha kolay kapayacağım hamurlarımı. Mantı yapımına devam arkadaşlar.
Bir ufak tepsi yaptım, doldurdum. Fırına verdim. O oğlumun acelesi varmış. Gelip yiyecek, gidecek arkadaşlar. Onun için onun mantısını pişiriyorum. Şöyle biraz sıvı yağ koyuyorum. Bu mantının suyu için arkadaşlar. Tüm mantılarıma yapıyorum bu suyu. Biraz karabiber. Tuz koyuyoruz, sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Bununla mantılarımı haşlayacağım, tekrar pişireceğim. Evet, o kaynasın. Burada da mantım pişsin, bu ufak tepsi, oğluma özel. Bu piştikten sonra arkadaşlar üstüne kaynattığım sudan vereceğim. Tekrar fırına vereceğim, suyunla da pişireceğim arkadaşlar. Ben mantı yapımına devam arkadaşlar. Bugün günlerden mantı. Tepsilerim hazır. Bir taraftan da kesip dolduruyorum. Mantılarımı dolduruyorum arkadaşlar. Burada da mantı suyumu koymuştum. Kaynamaya başladım. Koyuyorum. Alttan buzluyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane kulak oluyor. Bu şekilde. Siz de benim gibi ufak kesmeyin. Ben ilk tepsiyi ufak kestim arkadaşlar. Ben bunlar bu büyüklükte tam ideal mantılarımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben mantılara devam ediyorum. Burada yeni mantılarımı dolduruyorum. Bir tepsi yendi arkadaşlar, oğluma pişirdiğim. Burada da bir tepsi suyunu koydum. O da suyunu da çekti arkadaşlar. O da pişti. Ben devam arkadaşlar mantı yapımına. Evet arkadaşlar, son tepsi mantım da pişiyor. Pişen mantılar yendi arkadaşlar. Bu son tepsi. Onları çekemedim. Eşim, oğlum, çocuklarım yedi. Bu son tepsinin çekimini yapacağım arkadaşlar. Burada da mantımın suyu kaynıyor. Ötekilerine kullandım. Bu kadar kaldı. Açtığım yufkalardan arkadaşlar bir tane de ufak böyle börek yaptım. Kıymalı, soğanlı. Onu da böyle değerlendirdim. Mantılarımı çıkarıp haşlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar mantımı haşlıyorum. Şöyle sıcak arkadaşlar. O da sıcak, o da sıcak. Suyum da sıcak. Mantı da sıcak. İki tepsi yendi arkadaşlar, çocuklarım, eşim, torunlarım. Bu üçüncü tepsi. Bunu kısmet oldu göstermek. Ötekilerini çekemedim. Böyle tekrar fırına vereceğim arkadaşlar. Suyunu veriyorum. Evet. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Suyunu verdik. Burada da pişen mantılarımdan var arkadaşlar. Bunlar kaldı iki tepsiden. Bunu da fırına verip tekrar kaynatacağım arkadaşlar suyunu. Gördüğünüz gibi harika mantılar oluyor arkadaşlar. Süper lezzetli. Mantımız gayet güzel kaynıyor arkadaşlar suyuyla. Önceden bir pişiriyoruz arkadaşlar. Sonra kaynattığımız suyu veriyoruz. Ve suyunla da şöyle güzelce içini çeke çeke pişiyor arkadaşlar. Şahane bir Trakya mantısı tarifi veriyorum size arkadaşlar. Kapağını açtım. Bir de böyle fırında göstereyim dedim size. Suyunu çekti mantılarım. Harika bir şekilde oldu. Burada da kalan yufkalarından, öyle açtıklarından, onları da soğanlı börek olarak değerlendirdim. Onu da pişireceğim arkadaşlar. İki tepsi yendi. Son tepsiyi gösterebilirim size. Çocuklarım, eşim, hepsi yedi. Evet arkadaşlar, mantılarım oldu. Gördüğünüz gibi kelebek gibi arkadaşlar. Şahane. Son tepsim arkadaşlar. Burada da
Kalan yufkalarımı değerlendirdiğim böreğim arkadaşlar. İçerdim gene soğanlı, kıymalı börek diyelim. Burada da son tepsi mantım. Ötekileri yendi arkadaşlar. Bunu gösterebildim size, suyunu nasıl koyulacağını, nasıl pişeceğini. Şahane mantılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mantımın servisini de göstereyim size. Şuraya bakar mısınız? İncecik hamurları. Mis arkadaşlar. Trakya'nın meşhur tepsi mantısı. Şahane arkadaşlar. Yumuşacık. Misler gibi arkadaşlar. Bizim mantımız böyle. Trakya'nın meşhur mantısı arkadaşlar. Biz tepside yaparız. Böyle pişiririz mantılarımızı. Evet arkadaşlar. Şahane mantılar. Yanına da ayran. Süper gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mantımız oldu. En son tepsim oldu. Ötekileri yendi arkadaşlar. Şahane mantılar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. İşte arkadaşlar, budur bizim Trakya'mızın mantısı. Meşhur mantımız bu. Fırın mantımız. Süper lezzetli oluyor arkadaşlar. Kelebek gibi, gördüğünüz gibi yanına ayran. Dizimi açtım. Torunlarım geldi. Salonda onlar beni bekliyor. Son çekimi yapıyorum. Bu tepsi de yensin arkadaşlar. Bugün çocuklarımı, eşimi, torunlarımı, damadım, kızım, oğlum hepsi mantıya doydular. Sonra orada ufak bir tepside börek koydum fırına. Kalan iç harcımla, hamurlarımla. Yaparsanız arkadaşlar çok memnun kalırsınız. Harika bir tarif, harika bir lezzet. Sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.